Tekrar kanalıma hoş geldiniz bugün karşınızda buklet kürküyle, bu sene çok moda olan kürküyle. ile Piyasada bir sürü ipler var bir, birkaç firmada var ama ben e, Apple'da buldum buklet ipleri ve e, masa sığmadığı için ben mümkün olduğu kadar size anlatmaya çalışacağım e, Apple iplerden 100 gram olan şöyle kocaman bir yumak 100 gram olan Yumakta 35 metre ve 8 numarayı şişle ördüm ben. Şimdi mas, dediğim gibi kocaman olduğu için masa, masa sığmıyor. ve Sadece kollar da dikiş var arkadaşlar. Ben şimdi tekrar açmaya çalışacağım. Yani şu önden bu taraftan önden başlayıp daha bu tarafta kadar 80 ilmek alıyoruz. Haroşa olarak 40 santim örüyoruz neden santim olarak veriyorum Çünkü kimseyle sıkı kimseyle eli daha bol ördüğü için 40 santim diyorum ve 40 santim ördükten sonra arka ve önlerden ayırmaya başlayacağız ve bu erkek yakaya nasıl yapıldı diye ufak bir püf noktayı anlatayım şimdi 40 santim ördükten sonra kolları ayırmamız kesimi yapmamız lazım ama şu erkek yakayı yapmak için öncelikle sıranın başında bir tane ilmek arttırma yapıyorsunuz 21 ilmek gördükten sonra iki tane kesiyorsunuz ve ondan sonra 34 2 ilmek kestikten sonra sırtı 34 ilmek kesiyorsunuz. Tekrar ikinci kol için 2 tane ilmek kesiyorsunuz. 21 ilmek örüyorsunuz. Ve tekrar bir tane arttırma yapıyorsunuz. Böylece önü ve arkala, arkaları kesmiş olduk. Ee, ön tarafa bir tane arttırma yaptıktan sonra bir 10 santim sonra tekrar bir arttırma yapıyoruz. Ondan sonra 10 santim daha örüyoruz. 10 santim ördükten sonra 11 ilmek kesiyoruz. 4 sıra ya da doğrusu 4 sıra git gel 4 sıra örüyorsunuz. Ve şişte bekletiyorsunuz. Sol tarafta da aynısını yapıyorsunuz. 20 santim ördükten sonra yani 10 santim ördükten sonra bir artırma yani ikinci artırma yapıyorsunuz. 10 santim olduktan sonra 11'i kesiyorsunuz ve 5 santim diyeyim ben ya da git gel 4 sıra örüyorsunuz ve kolunuzda omuzunda 12 ilmeğiniz kalıyor arka tarafa da 27 santim örüyoruz önü 25 arkası 27 santim örüyoruz ve böylece kürkümüz yapmış olduk kürkümüzü yaptıktan sonra Kollara geçelim. Kolları 28 ilmek alıyoruz. 15 santim örüyoruz. 15 santim sonra sağ ve sol artırma yapıyoruz. Tekrar 10 santim ördükten tekrar sonra sağ ve sol artırma yapıyoruz. Ve tekrar 15 santim örüyoruz. Toplam burada bizim 40 santimimiz oluyor. Ve bizim 32 32 ilmeğe kadar arttırmış oluyoruz. 32 ilmek yaptıktan sonra 2 2, 2 2 2 2 2 2 sağ sol sağ sol 1 2 3 4 kere 2 2 kesiyorsunuz sonra 3 sonra 5. Aynısı da bu tarafta yapınca zaten kolunuzu da bitirmiş oluyorsunuz. Eee ve en önemli olan e, koldaki a pardon. Pardon. Pardon, pardon. E, 12 ilmek bıraktık bizim orada. 11 kesince 12 kalıyor. Çünkü burada iki tane artırma yapmışız. 12 kalır. 12 de arka birleştirince sağ sol 12 12 birleştirince bizim orada Burada 12 ta şey pardon 10 tane ilmek kalır. Yani boy az gibi geliyor. Ama ip kalın olduğu için bayağı yeterince sayıda ilmeğimiz olur 10 ilmek. Bunları birleştirdikten sonra kolları da örüyorsunuz. Ve kolları eğer astar dikecekseniz yer onca birleştirmede onca ölçülerinizi alın astarını. Yani sizin parçanız ne kadarsa bu kadar astarınız kesin. Ondan sonra birleştirin kolu da aynı kolu da e, bitirdikten sonra tekrar astarını alıyorsunuz ölçüleri ona sonra kolunu kolun işlemine geçiyor şimdi en önemli olan bizim buradaki yaka şimdi 11 ilmek kestik 4 sıra git gel ördük ve burada dümdüz tekrar göstermek istiyorum bizim burada dümdüz bir çıkıntımız var şimdi boyundan Şimdi bu e, boyun nasıl yapıldığına, şu yaka nasıl yapıldığını daha rahat etmek, anlatmak için ben böyle yarısını yani e, çeketinin yarısını arkası biraz, ve önü yakası ne kadar yaptıysam onu size anlatmaya çalışacağım. Şimdi az önceki şablonda gösterdiğimiz gösterdiğim gibi 11 ilmek burada kesmiştik. Burada da 4 sıra git gel örmüştük. Burada dümdüz bir şey oldu. E, erkek yaka için Şimdi e, arkada omuzlar yani omuzlar da değil de boyundaki olan ilmekleri 10 tane ilmeklerin alıyorsunuz. İlmek çıkararak dıştan girerek dikişi içeride kalsın gibi yani şu olan dikişimizi yapıyoruz. Ondan sonra dik taktıktan sonra şimdi harika ile 10 tane ilmek ördükten sonra boyundaki olanı ördükten sonra bizim burada artık ön taraftaki sağ ve sol ön tarafta 4 sıra git gel 4 sıramız var şimdi artık burada işlem yapmaya başlayacağız 10 ilmek ördükten sonra şöyle çeviriyoruz ve ilk ilmeğe batarak ilmeğimizi örüyoruz bu ilmeği örerek biz sıramızı tamamlamış oluyoruz şimdi bir sonraki sıraya geçmek için bir sonraki dişe batarak ilmeğimize batarak bir tane ilmek çıkardık bir tane ilmek çıkardık çeviriyoruz ve tekrar haroşa olarak bir sonraki yani sağ yakada aynısını yapıyoruz sol yakasına kadar da aynı haroşa örüyoruz ve sol yakasında buradaki yaptığımız hareket aynı yapıyoruz ve buraya gelene kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Onca sıramızı tamamlamak için bir bir ilmeği batıyoruz ve sıramızı bir sonraki sıramıza geçmek için bir sonraki ilmeğe geçiyoruz. Şimdi tekrar öbür tarafta göstermek istiyorum. Bu sırayı tamamladıktan sonra tekrar sıramızı bitirmek için bir sonraki ilmeğe batıyoruz, bitirmek için bir sonraki batıyoruz ve bir, bir sıra daha, bir sonraki sıra çıkmak için geçmek için bir sonraki dişe batarak yeni sıramızı geçmiş oluyoruz. Tekrar çevirerek yakanın o bir ucuna kadar aynısını böyle işlemimizi sağa sol aynı bu şekilde devam ediyoruz tekrar haroşa yakan öbür yakanın buraya gelene kadar aynı işlemi devam ediyoruz tekrar yakaya bitirmek için bu sıraya bitirmek için bir sonraki ilmeği batıyoruz sıramızı bitirdik Diyeyim. yeni bir sıra geçmek için hemen biz artık 11 e, ilmek kestiğimiz yerden ilk ilmeğe batarak bir tane daha ilmek çıkarıyoruz tekrar döndük ve bir sonraki bakın nasıl bizim burada yakamız büyümeye başladı bilerek farklı iki renkle başladım ki daha iyi anlatmak için ee, bir sonraki yakaya da aynısını yapıyoruz bir sonraki sağ sağ ve sol aynı yapıyoruz yakalarda sıramızı tamamladıktan sonra bir sonraki sırayı göstereceğim tekrar yakanın ön tarafları birleştirmeye sıramızı bitirmek için son ilmeğimizi ördük ve bir sonraki ilmeye battık. Şu yaka tarafta battığımız zaman sıramızı bitiriyoruz. Ve yeni sıraya geçmek için tekrar bir sonrakine, bir sonrakiden bir tane ilmek çıkarıyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra çevirerek tekrar yakanın öbür ucuna kadar örüyoruz ve yakanın öbür ucuna da aynı şekilde birleştirerek devam ediyoruz. ve tekrar son ilmeği ördükten sonra yeni sıra yani sıra tamamlamak için bir sonraki ilmeğe batıyoruz yakadaki ilmeğe batıyoruz bir ilmek çıkarıyoruz aynı işlemi yapıyoruz ve yeni sıraya geçmek için tekrar yeni bir ilmek çıkarıyoruz yani buraya başladığımızdan beri hep aynı işlemi yaptık arkadaşlar bu nedenle e, yakamız büyüyor işlemimiz aynı ve buradaki erkek yak, yakamız artık ortaya çıkmaya başladı şöyle göstereyim evet burası e, temsiller yani şu o, birazcık açıklık var o bu temsilen göstermek yaka için o neden fazla üstüne durmadım böylece bizim yakamız e, bizim burada 11 ilmeğimiz vardı e, ben buraya 6 tane ilmek ördüm. 5 tane kaldı. Yeterince geniş bir yakal oldu. Ondan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra git gel örmüşüm var. Şimdi ben bu sıraya bir e, 6 ya 7 sıra öreyim. Tekrar siz, size e, görsel olarak ne demek istediğimi tekrar göstereyim. tam bizim e, yaka için kestiğimiz 11 bir ilmeğimizin ortasına geldik ondan sonra git gel git gel ee, herhangi yani bu kürk için ben 7 sıra ördüm ee, daha doğrusu herhangi bir e, yünle öreceğiniz zaman erkek yakasını yapacağınız zaman şu bizim öndeki yakadan ya aynı ya da 1-2 sıra daha uzun bırakıyorsunuz ve ondan sonra ben temsilen bu yakayı şöyle göstereyim. Küçük bir parça örmek istedim çünkü büyük bir parça örmek baya bir zahmet. Buklet de örüldüğü zaman anlaşılmıyor. O neden küçük bir parçadan böyle örerek, bakın bu da artık ceketin yarısı katlanmış hale düşünün. Yakamız böyle bu şekilde ortaya çıkıyor. eve değişik renkli göstereyim dediğim ki daha iyi anlaşılsın. Aynı renkte örüldüğü zaman bunlar hiçbirisi gör, Ve bu şekilde bizim erkek yaka ortaya çıkıyor. Herhangi bir iple ile aynı e ile buklede değil yani. Her, herhangi bir iple erkek yaka yap böyle yapılıyor. Bu çeketin yarısı ben bir parça tekrar söylemek istiyorum. Bir parça göstermek için yakanın kesimini ördüm evet. ve e, hatırlamıyorum baştan söyledim mi söylemedim mi ama tekrarlamak istiyorum eliniz bolsa 7 numara e, normalse 8 numara şişle örüyorsunuz ben misile ip misineli iple ördüm 1 metre misineli e, şişle ördüm 1 metre uzunluğundaki olan Apple'ın ipleri buklet olanları 11 adet yumağım gitti 80 ilmekle başladım 40 cm ördükten sonra 21 ilmek bir tane baştan ilmek artırma yaptım 21 ilmek ördükten sonra iki kestim 34 ilmek tekrar ördüm sırtı için iki ilmek kestim tekrar 21 ilmek ördüm ve bir tane artırdım şablonu birazdan videonun sonunda paylaşılacak Ondan sonra kolları astarı dikilecek ve bu şekilde bir tane çok hızlı örülen e, buklet e, kürkümüz bitmiş oldu. Kendinize iyi bakın. Keyifli örmeler ve güle güle kullanın.